Merhaba, Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından hazırlanan Psikiyatriden Gündeme programının bu haftaki yayınına hoş geldiniz. Ben Doktor Öykü Özçelik. Bu hafta Sayın Doçent Doktor Neşe Direk Tecirli ile genlerimiz ve ruh sağlığını konuşacağız. Doçent Doktor Neşe Direk Tecirli, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2009-2013 yılları arasında Erasmus Tıp Merkezi'nde genetik epidemiyoloji masterı ve psikiyatrik epidemiyoloji doktorası yaptı. Halen iki uçlu bozukluklar ve stresle ilişkili bozuklukların genetik ve genetik dışı nörobiyolojik çalışmaları üzerinde durmakta. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Öykü. Çok güzel burada olmak. Nasılsın, iyi misin? Öncelikle seni sorayım. İyiyim hocam, çok teşekkür ediyorum. Ben de bu programda yer almaktan, sizinle birlikte yer almaktan çok mutluyum ve çok heyecanlıyım programın devamı için. Ben de öyle. Ben de öyle. O zaman hocam tekrar hoş geldiniz diyerek bugün Hoş bulduk. genlerimizin ruhunu mu yoksa ruhumuzun genlerini mi konuşacağız diyerek başlamak istiyorum ben. En temel merak ettiklerimizle başlamak istiyorum. Psikiyatrik bozukluklarda kalıtsallık, genetik yatkınlığı nasıl tanımlarız hocam? Genlerimizde neler oluyor ve ruhsal bozukluklar ortaya çıkıyor? Genlerimiz ruh sağlığımızı nasıl etkiliyor? Bu çok sıkıcı bir konu aslında birçok insan için. Şimdi şansımız şu, daha ilgilenen insanların dinleyeceğini tahmin ediyorum. Böyle genler deyince işte bir takım sayılar var, harfler var, işte lisede edindiğimiz bir takım kalmış bilgiler. Oldukça kompleks bir dünya, yani gen dünyası ve giderek teknolojinin gelişmesi daha da kompleks bir hale geldi. Çünkü hani biliyorsun belki 2003 senesinde İnsan Genom Projesi gerçekleştirildi ve böyle farklı ırklardan az sayıda insanın tüm genomu sekanslandı, yani tüm genom haritası çıkarıldı ve o tarihten sonra işler iyice çığırından çıktı. Ama bu çığırdan çıkışı ben olumlu bir şey olarak adlandıracağım. Yani böyle bir kontrolümüzden çıktı anlamında değil. Çok sayıda hastalığın, özellikle psikiyatrik hastalıklar gibi hastalıkların genetik altyapısı ile ilgili çalışma miktarı artmaya başladı. Şimdi ruh, gen, işte akıl, gen ilişkisi deyince sanki biraz daha biz böyle yıllardır ruhani bir iş yapıyormuş gibi bir halimiz olduğu için böyle çok iki ayrı kavram gibi geliyor. Ama aslında hani vücudumuzda görünen, fark edilen her türlü özelliğimiz genler tarafından kodlanıyor ve bu kaçınılmaz bir şey. Hani ne kadar saçımızın olacağı, boyumuzun ne kadar olacağı, göz rengimizin nasıl olacağı, belki ses tonumuzun nasıl olacağı, bir işi yapış biçimimizin nasıl olacağı, bunların hepsinde mutlaka bir genetik etkileme hali var. Yani mutlaka genlerimiz rol oynuyor. Aksi çok da düşünülemezdi zaten. O zaman çok biyolojik bir canlı olmamış olurduk. Hal böyleyken tabii ki ruhsal hastalıklarda da artık, psikiyatrik hastalıklarda da genetiğin yeri var. Bu yer hani ne kadardır, nasıldır? Yıllardır bu araştırılır. Bir sürü farklı yöntem var Öykü burada. Yani eskiden biz ne yapardık? Bütün bu insan genom kodlaması gerçekleşmediği dönemde aile çalışmaları yapılırdı. Bir hastalık bir ailede diğer ailelere göre daha fazla görülüyor mu? Efendim söyleyeyim, işte ikizlerde daha sık bir arada mı? Ya da evlat edinme çalışmaları yapılırdı ve bu şekilde aile içinde bir hastalığın ne sıklıkta bir arada görüldüğünü anlamaya çalışırdık ve birazcık bu şekilde tanı koymaya çalışırdık. Burada hani eski bilgilerimizi kurcalarsak Mendelyen genetik denen, işte bir gende problem varsa bir hastalık ortaya çıkar şeklindeki hastalıklarda bu iş çok kolay. Çünkü hani ailede görülebilir, bir sonraki kuşakta görülebilir ve bu şekilde bir tek gene bağlı olarak bu saptanabilir haldeydi. O yüzden aile çalışmalarında bu hastalıklar çok ön plana çıktı. Ne bileyim işte kistik fibroz gibi bugün halen toplumda gördüğümüz aileden genetik geçişi çok net olan hastalıklar. O psikiyatrik hastalıklarda tabii hal böyle değildi. Yani orada aile çalışmalarında çok da bu konuda bilgi gelmiyordu. Desek bile aslında o dönem bile, yani aile çalışmalarının yapıldığı dönem bile psikiyatrik hastalıkların ailesel yanı çıkıyordu ortaya.
Burada tabii kalıtımsallık, heritabilite kavramını söylememiz gerek. Onu söylemeden ilerlememiz zor olacak çünkü. Kalıtımsallık denen şey, mesela bir kişide görülen bir özelliğin, dışarıdan gözlenen, algılanan bir özelliğin ne kadarının genetik etkilerle, ne kadarının çevresel etkilerle ortaya çıktığını söyleyen bir yüzdeden ibaret. Yani kalıtsallığı, heritabilitesi %70 denen bir hastalıkta bu hastalığın, bu özelliklerinin %70 nedeni genetik özelliklerdir. Geri kalan ya fark edemediğimiz başka özellikler ya da çevresel özelliklerdir diyebileceğimiz bir oran. Şimdi bu ilk çalışmalara baktığımızda şizofreni, bipolar bozukluk, otizm gibi hastalıklarda ailevi geçişin pek çok diğer hastalıktan yüksek olduğu aslında saptanmıştı. Yani %60-70'lere varan bipolar bozukluk için oranlar bu ailevi geçiş çalışmalarında ya da işte şizofrenide gene %80-90'lara varan oranlar farklı farklı genetik aile çalışmalarında bunlar saptanmıştı. Hal böyle olunca evet o zamandan beri aslında biz psikiyatride hastalık kavramını kullandığımız andan itibaren genetik bir geçişin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Kabaca bu soruna böyle yanıt vereceğim. Çünkü herhalde konuyu açtıkça biz daha fazla bu konuyu konuşuyor olacağız. Evet hocam, aslında biraz daha ben de hani soruyu keskinleştirmek istiyorum. Evet hani aslında siz oranlardan bahsettiniz. Bazı hastalıklarda %60, %70'e varan kalıtsallıktan bahsettik. Ama yani bunun gerçek hayattaki yansıması bazen hani şöyle sorular geliyor çünkü. Bir kişide psikiyatrik bozukluk var. Bu benim çocuğumda da muhakkak olacak mı? Bu soruya hani gerçek hayatın karşısında evet, nasıl cevap verebiliriz? Şimdi aslında bu da tam da söyleyeceğim şeyin ikinci parçasına denk geldi. O yüzden çok sağ ol. Şimdi bu aile çalışmalarında biz aslında genetik yapıya çok bakmıyorduk. Şimdi insan genomu projesi yapıldıktan sonra bize böyle bir referans genetik harita çıkarıldı. Yani insan genomunun içinde bunlar vardır. Ve biz bu tarihten itibaren insan genomunun farklı farklı kişilerin genomunu sekanslamaya başladık. Yani o haritayı herkes de çıkarabilmeye başladık. Bunlar tabii çok maliyetli işlerdi başlangıçta. Zamanla azaldı ama hala en azından bizim ülkemiz koşulları için hala çok maliyetli. Bu çıkmaya başladıktan sonra şöyle bir tablo çıktı. Şimdi bu heritabilitesi %50'ler, 80'ler arasında olan bir grup hastalık. Psikiyatrik hastalıklar da bunun içine giriyor. Hipertansiyon da bunun içine giriyor. Diyabet hastalığı da bunun içine giriyor. Bu grup hastalıkların aslında çok sayıda küçük varyanttan meydana geldiği ortaya çıktı. Bu ne demek? Yani işte kromozomlarımız var, kromozomumuzun içinde paketlenmiş DNA'mız var, değil mi? Genetik özelliklerimizin saklandığı. O DNA'nın içinde biraz daha açtığımızda tek tek genetik kodlarımız var. İşte bazen şöyle bir şey oluyor insan hayatında. Bu genetik kodlardan bir tanesi bir değişime uğruyor. Ve o değişim eğer bir proteini kodluyorsa, örneğin cilt renginizi kodluyorsa, cilt renginizde bir farklılığa ortaya çıkartabiliyor. Biz bunlara mutasyon diyoruz. Bu tarz değişmeler. Bunlar böyle tek tek küçük yerlerde meydana geldiğinde tek nükleotit polimorfizmi denir. Bu küçük kum taneleri gibi. Yani bir kum tanesinin rengi beyaz oluyor diyelim ki o başka bir şeye neden oluyor. Bu tarz küçük genetik etkiler kümülatif olarak hepsi bir araya geldiğinde bir hastalığı oluşturuyorsa biz bunlara çoklu gen hastalıkları diyoruz. İşte tam da psikiyatrinin bulunduğu yer burası. Çoklu gen hastalığıdır psikiyatrik hastalıkların büyük bir kısmı. Yani çok sayıda farklı genin içindeki bazı değişimlerin bir araya gelmesiyle oluşan hastalıklar. Yani bir tane gende bir sıkıntı var, o zaman bu hastalık çıkacak diye bir şeye bizim ulaşmamız çok zor psikiyatrik tanı sistemleriyle birlikte. Hal böyle olunca ve çevreyi de hesaba katarsak şunu söyleyemiyoruz. Her ne kadar kümülatif olarak topluca baktığımızda bir ailede bir hastalığı görüyorsak aynı benzer özelliklerin tümüyle yani çok sayıda küçük değişikliğin tümüyle çocukta da görülmesi ve aynı çevre içinde büyümesi gerekiyor ki hastalık ortaya çıksın. Bu tabii bu ne bileyim demin örneğini verdim kistik fibrozda bu söz konusu olabilir ama bizim hastalıklarımızda bu çok söz konusu değil. Yani ebeveynde varsa bu hastalık çocukta mutlaka çıkacak ya da işte kardeşte varsa diğer kardeşte de olacak
gibi bir çıkarım çok da yapamıyoruz. Çünkü bir genetik yapı, o çoklu gen hastalığı dediğimiz şeyden ötürü bir sürü küçücük değişimin bir arada olmasını gerektiriyor. Bu varsa bile çevresel etkiler psikiyatrik hastalıklarda halen çok önemli. Burada belki biyopsikososyal kısmı da vurgulamak gerek. Yani biyo kısmımız genetik. Bizim bir psikolojik yapılanmamız var aynı zamanda. Nasıl baş ettiğimiz durumla, nasıl reaksiyon verdiğimiz, neler yaptığımız bir stres karşısında. Bir de sosyal yanımız var. İçinde yaşadığımız toplum, topluluk, o topluluğun normları, o topluluk içinde olan bitenler, gelenekler, görenekler. Bunların bütününün etkileşimini göz ardı etmemek gerekiyor. Bu tabii psikiyatrik hastalıklarda çok daha belirgin. Özetle evet, ailede bir psikiyatrik bozukluk varsa risk artar genel topluma göre, ama mutlaka hastalığın çıkacağı anlamına gelmez ve bu risk her hastalık için farklıdır. Yani şunu söyleyeyim, örneğin otizmde 50-100 kat artacaktır bu risk genel topluma göre. Ama işte alkol maddede 4-5 kat artacaktır. Bu risk şeye göre değişir, hastalığın özelliğine göre değişir. Evet. Tam da aslında hocam benim de aklımda bu soru uyanmıştı. Yani psikiyatrik bozukluğun tanısına göre bu risk nasıl değişiyor? Bu risk, yani örneğin bir bipolar bozukluk tanılı bir kişinin birinci derece yakınlarıyla, şizofreni hastasının birinci derece yakınlarının aynı tanıyı alma riskleri değişiyor mu? Bu tanıya göre değişiyor mu ve değişiyorsa hani neler etkiliyor bunu? Bunu aslında temel olarak öykü gene bizim demin heritabilite dediğimiz şey etkiliyor. Yani özellikle psikiyatrik hastalıklar arasında bipolar bozukluk, şizofreni, otizm spektrum bozuklukları dediğimiz, dikkat eksikliği, hiperaktivite dediğimiz bozukluklar heritabilitesi görece daha yüksek olan bozukluklar. Dolayısıyla birinci derece akrabaları arasında bu hastalıklardan biri varsa genel topluma göre kişilerin hastalanma riski yükseliyor. İkinci bir özellik de eğer ailede birinci derece akrabalar içinde hastalanan kişi sayısı fazlaysa bu risk gene artıyor. Yani tek ebeveynde hastalığın olması belli bir kata kadar, 10 kata kadar arttırıyorsa eğer hastalığı, iki ebeveynde olması 50 kata kadar arttırabiliyor. Bir kaç kişide olduğu, ikincisi olup olmadığı. Birinci derece akrabası olan birinde bipolar bozukluk ya da şizofreni görülme riski benzer oranda artıyor. Çünkü heritabiliteleri de aşağı yukarı benzer. Toplamda işte 7-10 katlık bir artıştan bahsedilir. Bu tabii azımsanmayacak bir risk. Ben şimdi hani 50 kat, 100 katlardan bahsettiğim için 7-10 küçük gibi görünebilir ama 7-10 kat tabii ki yüksek bir risk. Depresyon için örneğin bu daha küçüktür. 2-3 kat artabilir bu risk. Ya da işte panik bozukluğu için gene 4-5 kat artabilir bu risk. Biraz daha farklıdır. Otizm için 50-100 kat artabilir. Ailede bir otizm vakası varsa ve 2 varsa bu sayı daha da artabilir. Bu riskin ne anlama geldiğini iyi yorumlamak gerekiyor. Şimdi bu riskle ne yapacağız biz? Bu tabii insanı çok tedirgin edebilecek bir şey bir yanda. Bir yandan da işte erken önlem almak acaba mümkün müyü de düşündürecek bir şey. Bunları da belki ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Evet hocam. Peki şimdi akla şunu da getiriyor aslında hocam. Genetik yükü olan hastalar, yani ailesinde de bir ya da birden fazla aynı tanıdan hasta bulunan hastalarımızda bazen şöyle umutsuzluk ifadeleri duyuyoruz. Hani zaten onun annesi de hastaydı, zaten bizimki genetikmiş. Yani böyle bir hastalıkta genetik yükten bahsedildiğinde hastalığın gidişatı prognozuyla ilgili daha umutsuz bir hava oluyor hasta ve yakınlarında. Bu böyle midir gerçekten? Yani hani genetik yükü olan hastalar daha ağır hastalar mıdır? Yani bunu her zaman doğru diyemiyoruz. Her vaka için geçerli değil ama özellikle mesela şizofreni ve bipolar bozuklukta erken yaşta başlayan hastalıklar daha ailevi riskin, genetik komponentin daha güçlü olduğu hastalar. Belki bir 10 yıl sonra biz bir alt gruptan bahsediyor olacağız tanı sistemlerimizde, değil mi? Daha farklı, daha şiddetli seyrettiği için. Buradaki sıkıntı tedaviye biraz daha dirençli
olan vakalar oluyor. Yani bizim o tedavimize yanıt alamadığımız vakalar. Bu gerçekten bir umutsuzluk nedeni olabilir hani aileler için. Ama şunu söyleyemiyoruz. Yani ailede bipolar bozukluk, şizofreni ya da herhangi bir psikiyatrik hastalık olması durumu daha ağır seyredeceğine dair kesin bir bilgi vermiyor. Bunun birkaç nedeni var. En önemli nedenlerinden birisi ki ailedeki bu risk oranlarını iyi yorumlamamız gerek. Psikiyatrik hastalıklar, mesela hipertansiyon ya da diyabet için böyle bir şey söylediğimizde bu oranların çok da değişmediğini görüyoruz zaman içinde. Ancak gen teknolojisi değişirse, bizim saptama gücümüz artarsa değişiyor. Bizdeki sıkıntı şu, bir hipertansiyon gibi ölçerek bulabileceğimiz hastalıklar değil, çoğunlukla bizim hani görüşmemiz ile ortaya çıkan, çıkardığımız. Dolayısıyla geçerliliği konusunda her zaman soru işareti olan, ama burada şunu kastetmek istemiyorum, psikiyatrik hastalıkların geçerliliği yoktur. Face validity denen şey, yani baktığınızda anladığınız geçerlilik de oldukça yüksektir aslında, çok düşük değildir. Fakat bizim hastalıklarımız pek çok farklı özelliği bir arada bulundurarak konduğu için genetik olarak her şeyi saptasanız bile bizim fenotip, yani görünen özellik dediğimiz şey oldukça karmaşık, heterojen. O yüzden bu oranlara her şeyi bağlamamak gerekiyor. Örneğin şöyle bir şey vereceğim. Hani tıpta böyle hangi hastalıkta şöyle bir şey var ki bir şeyin hem artışı hem azalması aynı hastalığa yol açsın. Depresyonda böyle bir şey var, yani iştahın azalması da buna yol açıyor, artması da buna yol açıyor. Bir yerde iştah var, öbür tarafta kendini suçlu hissetme var. Yani oldukça farklı belirtilerin bir araya gelmesiyle oluşan hastalıklar olduğu için ya da biz öyle tanımladığımız için buradaki oranlar da aslında çok sık değişiyor. Ama ne bileyim 3'ten 600'e değişmiyor. Yani 3 ise 5 oluyor, 5 ise 8 oluyor. O yüzden bu oranlara bütün hayatı bağlamayı çok manalı bulmuyorum. Bir de hani bu risk artıyor, fakat bunun bir de mesela %60-70'lik heritabiliteden bahsediyorsak %30-40'lık da bir çevresel etki var ve bu az bir oran değil. Çevre düzenlemesi, yani stresin azaltılması, stresle baş etme mekanizmalarının geliştirilmesi, iyi bir aile içinde olmak, değil mi? Aile desteğinin olması, arkadaş, akran şiddetinin olmaması gibi durumlar bu riski azaltabilir de aynı zamanda. O yüzden hani bunu bir umutsuzluk olarak değil, burayı nasıl bir önlemle nasıl toparlayabiliriz, neye hazırlıklı olmamız gerek gibi bir düşünceye evrilmek zorundayız. Öbür türlü zaten hani dünya üzerinde hiçbir hastalıkla baş edemeyeceğiz. Yani hipertansiyon için de bu risk çok yüksek. Ne yapıyor hipertansiyon hastaları? Aa, bizim tansiyonumuz ailede de var, bize bir şey artık düzelmeyiz zaten demiyor. Herkes ilacını kullanıyor. Söz konusu olan psikiyatrik hastalık olunca herhalde biraz damgalama giriyor işin içine ve bu da insanları biraz aşağıya çekiyor diye düşünüyorum. Bu önlemlerle ilgili konu gerçekten çok faydalı olacak bence hocam, ama onunla ilgili daha ayrıntılı daha sonra tekrar dönmek istiyorum. Bir de programımızın duyurusunu yaptıktan sonra sosyal medyadan gelen sorular oldu. Onlardan da yöneltmek istiyorum. İzleyen şu anda hani izleyicilerimiz aktif olarak bu soruların yanıtını bulabilmiş olsunlar. Şöyle bir soru gelmiş, yine ailesinde psikiyatrik hastalık olmayan bir kişi ama kendisi bipolar bozukluk tanısı almış. Peki diyor, hani bu hastalıklarda genetik geçişin bu kadar yüksek olabileceğinden bahsediyorsak, yani hani benim genetik geçmişim tamamen temiz mi? Ya da bu bendeki, ailemde olmayan, sadece bende var olan hastalığı nasıl açıklarız gibi bir soru gelmiş hocam. Çok önemli bir soru. Ama tam da az önce dediğim şeyle açıklanabilen bir şey. Yani nasıl ki bir hastalığın sizde olması çocuğunuzda olmasını garanti etmiyorsa, sizde olmaması çocuğunuzda olmayacağını da garanti etmiyor. Şimdi bu her hastalığın bir genetik kısmı var dersek eğer, hemen hemen her hastalığın, hani çevresel bir sürü hastalık var sonuçta, onları dışarıda bırakıyorum ki onlarda bile biraz yatkınlık vardır genetik açıdan. Psikiyatrik hastalıklarda çok sayıda genin bir araya gelmesiyle bir hastalığın oluşabiliyor olması, yani bir eşiğin aşılması sonucunda bir psikiyatrik hastalığın meydana gelmesi çok olası. Bu eşiğin aşılmadığı ama bu riskin taşındığı durumlar da var. Yani ailenizde olmaması sizin ailevi bir risk taşımadığınızı göstermiyor aslında.
sadece ailenizde bu hastalığın ortaya çıkacak kadar şiddetli çevresel ve genetik yüke sahip olmaması, belki sizin bu genetik yükünüzün fazla ya da çevresel yükünüzün fazla olmasıyla açıklanabilir. Sonuçta aynı ortamda yaşansa bile herkes aynı stresi yaşamıyor. Türkiye'nin sosyopolitik sürecini düşünürseniz, 30 yıl öncesiyle bugün arasındaki stres yükü aynı da denebilir, daha az da denebilir, daha fazla da denebilir. Ama hani aynı demek herhalde çok kolay değil, mutlaka bir değişme var. İçinde yaşadığınız topluluk içinde ne yaşıyorsunuz, ne hissediyorsunuz, bu bile ruhsal hastalıkların gelişmesini çok etkiliyor. Yani şöyle söyleyeyim size, hani bilgiye ulaşmanın çok hızlı olması aynı zamanda olumsuz bilgiye ulaşmanın da çok hızlı olması anlamına geliyor. Yani biz her an günümüz dünyasını düşünsenize, hani kafa kesmelere kadar her şeyi canlı yayında neredeyse izliyoruz. Bu çok ciddi bir şiddet. Bir şeyi görmüyor olmak yani onu şiddetin olmadığını göstermiyor ama maruz kalma miktarımızın çok daha fazla olduğunu düşünebiliriz. Tabii bu kadar yoğun bir stresli ortam hastalığın genetik altyapıdan bağımsız bir şekilde de ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Çünkü sonuçta çevre dediğimiz şey de biyolojimizi etkiliyor. Yani nefes alışınızda içeriye çektiğiniz şeyler, akciğer, yediklerimiz, içtiklerimiz, bunların hepsi gelişimimizi ya da işte belki çocuklukta anne karnında geçirdiğimiz bir viral enfeksiyon, değil mi? Bütün bunların hepsi ileride bizim neler yaşayacağımızı etkileyebiliyor. Örneğin bugün COVID salgını, anne karnında geçirmiş bir COVID enfeksiyonu ileride neye yol açacağı henüz bilmiyoruz ama bir nöro gelişimsel sürece belki yol açabilir. O yüzden çevresel faktörler ve genetik yükün fazlalığıyla açıklayabiliriz bu durumu. Umarım yanıt olmuştur. Evet, evet hocam, gayet doyurucu oldu. Bir de tedaviler penceresinden merak ettiklerimiz var hocam. Şöyle ki, yani sıklıkla kullandığımız yöntem ilaç tedavileri. Peki bu ilaç tedavileriyle genetik geçişi önlemek bir noktada mümkün olabiliyor mu? Yani yahut hastalığı erken tanımak, tedaviye erken başlamak, sonraki nesile genetik geçişle ilgili bize avantajlar sağlayabiliyor mu aslında? Bu da çok merak ediliyor. Yani ben tedavi oldum, hani çocuklarıma geçmeyecek mi bundan sonra hastalık gibi? Psikiyatrideki tedavi kavramını belki tekrar tekrar düşünmek gerekiyor. Yani bir hastalığın tamamen ortadan kalkması mı kastettiğimiz, yoksa hastalık belirtilerinin artık kişinin yaşam kalitesini bozmaması mı? Zannımca ikinci kısım biraz daha geçerli psikiyatrik hastalıklar için. Yani zihinsel bir yapıyı bütünüyle değiştirmek, bazen bu da çok mümkün olabiliyor. Yani hiç tekrarlamayan bir sürü hastalık var. Bazen de mümkün olmuyor ve tekrar tekrar epizod ataklar halinde çıkabiliyor. Fakat şöyle bir şey var, yani buradan şunu söyleyeceğim, tedavi aslında bir hastalığın genetik yapısını ortadan kaldırmak için, yani yapısal olarak hangi varyantlar var bunu ortadan kaldırmak için yeterli olmayabilir. Fakat genetik dediğimiz şey, hani belli şeylerin, moleküllerin belli sırayla dizilmesi sonucu oluşan bir şey. Bir de epigenetik dediğimiz bir şey var. Bu da çok önemli. Epigenetik dediğimiz şey şudur. Yani DNA'mız kromozom içinde paketlenmiş halde bulunur. Ki sığsın diye kromozomun içine. O paketlenme süreci içinde pakette kullanılan proteinler bazı kimyasal değişikliklere uğrayabiliyor. Ya da DNA'nın üzerinde bazı kimyasal değişiklikler olabiliyor. Yani oraya bir tane bir şey konuyor, bir ataç konuyor diyelim ki. Diyor ki sen artık bu proteini kodlama. Yapını değiştirmiyorum, yapında bir sıkıntı yok ama şöyle bir tane bir şey ataç koyuyorum, artık burası bir dursun bir süre. Biz bunlara epigenetik değişiklik diyoruz. Epigenetik değişiklikler doğumdan sonra da meydana gelebiliyor. Yani çevrenin etkisiyle de meydana gelebiliyor. Adaptasyonu sağlayan şeyler. Tabii bir ilaç tedavisinin epigenetik yapıyı değiştirmesi ve bu epigenetik yapının bir sonraki kuşağa geçmesi teoride mümkün mü? Mümkün. Pratikte bununla ilgili net bir şey söyleyebilir miyiz? Hayır, ama çok güzel bir araştırma konusu yapılıyor. Daha da sık yapılması gerekiyor. Dolayısıyla hani epigenetik geçişin kuşaklar arasında da olduğunu artık bildiğimize göre, evet, farmakolojik tedavilerin kuşaklar arasında nasıl bir etkisi oldu gerçekten bundan sonra çalışılacak iyi alanlardan bir tanesi. Dolayısıyla hem evet hem hayır diye bir yanıt vereceğim bugünkü teknolojiyle. Evet.
Heyecan verici bir cevap oldu hocam. Evet. Peki hocam, aslında bu biyopsikososyal yapıya biraz daha vakit ayırmalıyız bence bu programda. Benim de sormak istediğim, sizin de eklemek istediğiniz şeyler vardır. Şöyle, ailesinde psikiyatrik bozukluk olan bir kişi olduğunda hasta yakınları bazen hani fazlaca panikleyebiliyor. Yani bazen sadece hani ben yakınımda böyle bir hastalık var, bende de aynısı olur mu? Olmaması için ne gibi önlemler alabilirim? Olmaya başlarsa nasıl anlayabilirim? Diye aslında hani biyopsikososyal modelle hani açıklanabilecek belki diyebilirsek önlemler ya da tavsiyeler kişilere verebileceğimiz var mı hocam? Bununla ilgili en sık şeyi, Öykü sen de biliyorsundur, Alzheimer hastalarını yakınlarından alırız. Çünkü Alzheimer hastalığında ApoE denen bir gen polimorfizmi ya da diğer demans vakalarında, bunama vakalarında başka genetik şeyleri biraz daha diğer psikiyatrik hastalıklara göre daha sık biliyoruz, daha net biliyoruz. Yani genetik danışmanlık yapabilecek düzeyde bilgimiz aslında var, ailevi vakalar için özellikle. Orada gelen özellikle bir sorudur. Fakat artık daha da fazla böyle bipolar yakınları, şizofreni hastalarının yakınlarından da bunu alıyoruz. Şimdi evet, tam da dediğin yer, biyopsikososyal içinde biz ya biyolojik yapıyı değiştireceğiz, ya psikolojik yapıyı değiştireceğiz ya da sosyal yapılanma üzerinde bir şeyler yapacağız. Biyolojik yapıyı değiştirmek, belki sonrasında konuşacağımız bir şey olabilir. Evet, gen müdahale yöntemleri var. Bunun artısı eksisini konuşuruz. Psikolojik yapıyı değiştirmekle ilgili şey biraz iddialı, fakat kişilerin baş etme mekanizmaları, problem çözme becerileri, öfke kontrolleri, stresle baş etme biçimleri gibi şeyler öğretilebilir, değiştirilebilir, düzenlenebilir şeyler. Bu tarz müdahaleleri yapmak için kişi bir yardım arayışına girebilir ve bunun karşılığını bulabilir. Bir de sosyal kısmı var. Şimdi sosyal çevreyi düzeltmek bir tek başına tıbbın yapabileceği bir şey değil. Fakat tıbbın mutlaka dahil olması gereken bir şey. Bize çok sık şu soru sorulur. Psikiyatristler çok fazla toplumsal olaylara angaje. Yani çok siyasi bulurlar. Hayır, bu içimizin bir parçası. Yani biz sosyal dünyayla ilgili bir müdahalede bulunmazsak ya da bunun değişimine yönelik sesimizi çıkartmadığımız noktada bu üçlü yapıdan bir tanesine hiç müdahale etmemiş oluyoruz. Örneğin kadına yönelik şiddetin azaltılması bizim mutlaka içinde bulunmamız gereken bir konu. Çünkü çok ciddi bir stres nedeni, depresyon için, travma sonrası stres bozukluğu için hani çok doğal bir neden. Ya da savaş ortamı. Savaş ortamı her türlü psikiyatrik hastalığın çıkması için önemli bir problem. Damgalanma. Bununla mutlaka mücadele etmek zorundayız. Dolayısıyla hani psikiyatristlerin dahil olduğu, daha doğrusu tüm ruh sağlığı çalışanlarının dahil olduğu, ancak politika yapıcıların da dahil olmazsa olmayacağı bir düzeltme alanı. Yani bir psikiyatrik hastalığın ortaya çıkışındaki zincir, o DNA'nızdan çıktı ve bugünkü sosyal hayatınıza kadar geldi. Bu haliyle oldukça kompleks. Eğer sosyal kısımla ilgili çok fazla düzenleme yapamıyorsak, belki de bununla baş etmeyi öğrenmek gerekiyor. Çünkü insan da adaptif bir canlı. Bazen şey deniyor, psikiyatristler böyle düzene ayak uydurtuyor insanlara. Hayır, böyle bir şey değil. Düzene itiraz ederek bir şekilde uyum haline gelmek. Ama uyumlu halin anlamı da ona boyun eğmek değil, itiraz edebilecek uyumluluk haline gelmek belki de. Özetle hani bütün bunlara müdahaleyi içeren bir takım önlemleri öneriyoruz. Yani kişiler basitçe stresten uzak durun demek bana birazcık zalimane geliyor. Hani hiçbir yol öğretmeden stresten uzak durun demek, yani bir karşılığı da olmayan bir şey. Bunun nasıl yapılacağıyla ilgili çalışan çok sayıda ruh sağlığı çalışanı var. Ve bence özellikle hasta dernekleri, toplumun yasa koyuculara baskılarının hiç azalmaması, özellikle bu ülkede örneğin bir ruh sağlığı yasasının çıkması, hasta haklarının netleşmesi gibi alanlarda en azından müdahale etmemiz ve özellikle risk yaratan durumların ortadan kalkması için çabaya devam etmemiz gerekiyor. Peki hocam, bu hastalık
özelinde, yani tanılar, psikiyatrik tanılar özelinde şu grup hastanın yakınları şuna dikkat etsin, bu grup hastanın yakınları buna daha ziyade dikkat etsin gibi bir önerimiz olabilir mi? Aslında çok da yok. Yani genel şeyler söyleyebiliyoruz burada. Örneğin işte Alzheimer hastanın yakınlarına birazcık daha böyle aritmetik işlemlere yatkınlığı varsa bunları sürdürmesi, arttırması, dil öğrenme, bunların işte zaman zaman koruyucu etkileri olduğuna dair çalışmalar çıkıyor. Şizofreni bipolar hastalarının stresten uzak durma derken kastettiğimiz şeyin içini doldurarak stresten uzak durmalarını sağlamak. Örneğin aile ortamı içinde bir çatışma varsa ya bu çatışmanın çözülmesi ya kişinin bu çatışmanın dışında bırakılacağı bir sistemin kurulması. Ama bu her aile içinde farklı şekilde yapılabilir. Bazen aileye müdahale edebiliyoruz örneğin işte. Bizim işte babada var, çocuk da çıkacak mı korkusuyla gelen bir anne eğer çok koruyucu bir anneyse o müdahalelere yönelik bir şeyler yapılması gerekiyor. Bipolar bir ailede, bütün hastalıklar için söylüyorum gene, hastalığın damgalanmış olması çok olası oluyor. Çünkü hani bipolar bozukluk başlarsa çok katastrofik şeyler olacak. Bazen de çok romantize edilebiliyor. Örneğin işte bipolar bozukluk oldukça işte çünkü bir manik döneme sahip yaratıcılığın artması ile ilgili bir süreç var. Bu açıdan böyle işte değiştirmek için de delilik. Bu tarz hani romantik edilen halin de tehlikeli yanları olduğunu vurgulamak gerekiyor. Ve en önemlisi doğru bilgilenmeyi sağlamak gerekiyor. Burada ben bunu çok önemsiyorum. Yani doğru kişiden doğru bilgiyi almanın yollarını bulmak gerekiyor. Artık medya okur yazarlığını da biliyor olmamız gerekiyor. Bence hani bu toplum içinde bu kadar karmaşık bilgiye bu kadar kolay ulaşılabiliyorken medyada okuduğumuz bir veriyi yorumlamayı öğrenmemiz gerekiyor. Benim ailelerle çalışırken en çok vurguladığım konular aşağı yukarı bunlar. Peki. Hocam şimdi çok yine merak ettiğimiz bir noktaya gelmek istiyoruz. Yine tedavilerle ilgili ama daha heyecan verici tedaviler. Bu genlerimizi dizginlemenin bir yolu var mı hocam? Yani bu gen tedavilerinden nasıl bahsedebiliriz bugün? Yani şöyle bir yöntem olacak mı bir gün? Öyle bir yöntem olacak ve hani o hasta tedavi edildikten sonra ondan sonraki nesillere bir daha bu hastalık aktarılmayacak. Böyle yöntemler var mı, çalışılıyor mu? Yani şöyle, aslında bu söylem benim aklıma, yani bunu seni kastettiğini söylemiyorum ama ne zaman böyle gen tedavileri hastalığın ortadan kalkması dersek böyle biraz Nazi Almanya'sı da geliyor. Yani ruh sağlığından tamamen arınmış biraz öjenik bir toplum hayali. Şunu anlıyorum yani bir hastalığın yok olmasını istemek kadar doğal bir şey olamaz. Bu tabii ki bütün hastalıklar için düşünülen bir şey. Yani psikiyatrik hastalıklar gen tedavilerinin yolunu açmadı. Diğer hastalıklar gen tedavilerinin yolunu açtı. Çünkü psikiyatri genetiği hep sonradan gelmiştir. Yani bugün tabii ki gen mühendisliği son 10 yılda özellikle ciddi atılımlar yaptı. Örneğin işte CRISPR denen bir teknoloji var. Bu aslında bir bakterilerde özellikle olan bir segment, bir bölüm genetik yapı içinde. Bu bölüm bakteriye saldıran şeyleri tanımak gibi bir özelliği var. Dolayısıyla bir hazırlık sağlamak gibi bir özelliği var. Bir diğer özelliği de hemen hemen tüm canlılarda genetik yapıyı değiştirebilen bir yanı var. Bu keşfedildikten sonra hastalık yaptığı düşünülen bölgelerin susturulmasına yönelik, sessizleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaya başlandı. Bu da oldukça hızlı bir şekilde ilerliyor. Tabii çok prematür şeyler bunlar halen. Hani bugünkü teknolojiyle, bilgiye sahip olsak bile teknolojiyle oldukça pahalı olan yöntemler ama bir yere gidiyor. Yani nereye gidiyor? Evet, hani gen tedavilerine doğru giden bir sürecin içindeyiz biz artık. Daha da artacak bu süreç ben bunu düşünüyorum. Çünkü hani buralara milyon dolar paralar yatırılıyor. Artık ilaç firmalarının moleküler düzeyde pipeline dediğimiz beklemede olan ilaç sayıları oldukça azaldı. Onların da en büyük ilgi alanlarından bir tanesi.
gen tedavileri hemen her psikiyatrik hastalıkta olduğu gibi diğer hastalıklarda da. Dolayısıyla bir yere gideceğiz. Şu anda orada mıyız? Hayır. Yakında olacak mıyız? Hayır. Ama belki bizim görmediğimiz bir süreç içinde gideceğimiz yerlerden birisi bu. Peki bu hastalıkları ortadan kaldıracak mı? Bundan da çok emin değilim. Yani bir geni susturmak tek başına bir hastalığı ortadan kaldırmaz. Çoğu kez başka bir özelliğin de ortadan kalkmasına neden olacağı için başka bir sorunu çıkartacaktır diye düşünüyorum. Ama hani bunu da yönetebilecek bir gen mühendisliği sağlanabilir diye düşünüyorum ileride. Şu anda benim çok anlayabileceğim bir düzeyde değil. Her neyse, bu teknolojilerin kullanılması için bizim daha net genetik bilgilere ihtiyacımız var. Sıkıntımız burada. Yani bir psikiyatrik hastalıkta gerçekten bir genin yapısını modifiye ettiğinizde, çünkü genin sadece nasıl olduğu değil, kodlandıktan sonra hücre içinde neye dönüştüğü de çok belirleyici bir şey. Sonraki aşamalar, yani bir genin öyle olması herkes de aynı şeyi ortaya çıkarmıyor. Oralar çok kompleks. Yani o genin kenarına bir şey ekleniyor, bir yeri kopartılıyor, başka bir şeye dönüşüyor. Dolayısıyla bu gen mühendisliği dediğimiz süreç henüz gündemimizde çok da aslında yok psikiyatrik hastalıklar için diyebilirim. Peki hocam, programın sonuna yaklaşırken sizin eklemek istedikleriniz, paylaşmak istedikleriniz, aklıma gelmeyen sizin eklemek istedikleriniz var mı? Aslında şimdi bu gen mühendisliğini konuşurken aklıma gelen bir şey var. Şimdi geldiğimiz noktada Öykü şöyle bir yerdeyiz. Böyle bir küçük bir kite tükürüğünüzü vererek aslında genomunuzu kodlattırabiliyorsunuz. Özellikle işte Amerika'da çok yaygın, Avrupa'da öyle. Biz de yapabiliriz, gönderebiliriz Türkiye'den belli bir para karşılığı. Ve gen haritanız ve bu gen bugüne kadar yapılmış çalışmalar sonucunda belli hastalıklara karşı riskiniz söylenebiliyor. Biraz bununla ilgili konuşmak istiyorum. Bu aslında Türkiye'de de yapılabilen bir şey teknolojik olarak. Burada psikiyatrik hastalıklarda bu riskin saptanması bu tarz testlerle şu anda oldukça ciddi etik riskler içeriyor. Bana bununla ilgili sorularla gelenler oluyor çünkü. Yani ben işte depresyon riskimi öğrenmek istiyorum. Ya da işte çocuğumun o şeyinden anne karnındayken oradan alınan bir örnekle psikiyatrik hastalık risklerini öğrenmek istiyorum. Buralara kadar gidebiliyor bu şeyler. Bugünkü haliyle elimizdeki çalışmalar, bunlara genom boyu ilişkilendirme çalışmaları diyoruz. Bu çalışmaların sonuçları oldukça umut vadedici olsa bile bir hastalığa dair genetik riski belirlemek için, tüm genetik riski belirlemek için tek başına yeterli değil. Ben bir hocam bu kitlerden biri üzerine, yani kitler üzerine çalışıyor, bunların geçerliliği üzerine ve şu anda kesinlikle kullanılmaması gerektiğini savunan biri, Hollanda'da çalıştığım hocam. O örneğin bir örnek göndermişti ve kadın, biyolojik kadın olan kişi prostat kanseri riskiyle geri dönülmüştü ona. Hani çünkü bunlar belli sayısal algoritmalar kullanarak yapılıyor. Yani gerçek hayatla bağdaşmayan, bu ekstrem bir örnek tabii, bağdaşmayan bazı sonuçlar çıkabilir ve bu çok hatalı sonuçlara yol açabilir. Düşünsenize buradan oluşabilecek etik sorunları. Yani işte şizofrenisi olan çocuğumun olmasını istemiyorum. Riski şu kadar çıktı, ben sonlandırmak istiyorum bu gebeliği gibi. Bizim bu testleri kullanabilmemiz için halen çok vakte ihtiyacımız var. Amerika'da örneğin FDA onayı olmadan sadece bu genom boyu ilişkilendirme çalışmalarının sonuçları halka açıktır bu arada. Bunun sonuçlarını alarak kit üreten firmalar oldu ve FDA ciddi bir savaş açmış durumda bu kişilere. Ve bu çalışmaları yapan kişiler de buna karşı, yani sonuçta çalışma yapan kişiler kit üretilmesinden kazanç sağlarlar aslında. Hayır, buna karşı çok fazla şey yapıyorlar. Yani bu kitler henüz kullanıma uygun değil. Size yanlış bilgiler verebilirler. Ben de aynı şeyi tekrarlamak istiyorum. Yani kendinize dair bir hastalık riskini yanlış bir şekilde öğrenmek ciddi, her iki açıdan da yanlış. Yani az olduğunu öğrenmek ya da çok olduğunu öğrenmek ciddi ruhsal sıkıntılara yol açabilir tek başına. O yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor. Bunu vurgulamak istedim son olarak. Çok iyi oldu hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Katılımınız için de çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok kapsayıcı ve keyifli bir program olduğuna inanıyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Uzun zamandır konuşmamıştım genetikle ilgili. Çok sağ olun davetiniz için de. Çok teşekkürler.
Biz teşekkür ederiz hocam. Doçent Doktor Neşe Direk Tecirli ile genlerimiz ve ruh sağlığımızı konuştuğumuz Psikiyatriden Gündeme programının bu haftaki yayınının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin.